Terazilerimiz ve ağırlıklarımız var arkadaşlar. Birinci teraziye bakalım. Kök 65 ve kök 8'i koymuşlar kefelere. Kök 8 demek kök 64 demektir arkadaşlar. Bu terazinin yönü ne olur? Sola doğru. Şuraya çiziyorum. Birinci terazimiz ne yapar? Şöyle durur. İkincisine bakıyoruz arkadaşlar. İçine atalım. 3 ne diye girdi? 9 diye. 2 de burada var. Kök 18 buradaki ağırlığım. 2, 4 diye girdi. 5 de burada var. Kök 20 buradaki ağırlığım. Bu ne yapar arkadaşlar? Sağ taraf ağır olduğu için şöyle... Sağa yatık bir terazi oluşur. Devam edelim. Üçüncüye bakıyoruz. 5, 20, 25 diye girdi. 2 de burada var arkadaşlar. Ne oldu? Kök 50. 7, 49 diye girdi arkadaşlar. Sol taraf ağır olduğu için 3. terazim ne olacak? Sola yatık bir terazi olacak. Dörde bakıyoruz. 7.49 diye girdi. İkide içeride var. Kök 98 oldu. E burada kök 98. Dördüncüsü ne yapacak arkadaşlar? Düz duracak. Birincisi sola yatıkta arkadaşlar. Bakıyoruz. Birinci de sola yatık olanlar hangileri? Evet. ilk seçenek hariç hepsi sola yatık. İlk seçenek elendi. İkinci terazimiz arkadaşlar sağa yatıktı. Bakıyoruz ikide sağ yatıklar hangileri? Şurada sağ yatıklık var. Onun haricinde ne burada ne burada sağ yatıklık yok. Gördüğünüz gibi dengede demişler cevap gözüktü ama ya da kontrol edelim. Üçüncüsü solaya tıktı. Solaya tık. Dördüncü dengedeydi. Dördüncü dengede. Cevap neymiş arkadaşlar? Bursa.